Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler. Yeni bir aylık videoyla daha karşınızdayız. Haziran ayına hayatımıza uzun süre damga vuracak, uzun süre bizimle birlikte olacak kişi ve olayları deneyimleyerek başlayacağız. Çünkü gökyüzünde 1 Haziran tarihinde Venüs ve Satürn arasında güzel bir üçgen açı gerçekleşecek. Venüs ve Satürn üçgenleri İlişkiler, parasal konular, ortaklıklar ve seçimlerimizden yola çıkarak hayatımıza giren olaylar ve kişilerin uzun süre hayatımızda kalmasını, damga vurmasını, adeta çapa etkisi yaratması anlamına gelir. Siz bu etkiyi ilişkiler alanınız ve zihinsel dünyanız anlamında alacaksınız. Haziran ayının ilk günlerinde sosyalliğinizin artacağını, ilişkilerinizin canlanacağını söyleyebilirim. Eğer ki hayatınızda bir partner yoksa yeni bir partnere merhaba diyebilir. Evliyseniz veya uzun devam eden bir ilişkiniz varsa ilişkinizin çok daha canlandığını, keyifli zamanlar geçirdiğinizi görebilirsiniz. Bu dönemde zihin dünyanızın çok daha disiplinli ve somut hareket edeceğini de söyleyebilirim. Bu dönemde Haziran ilk haftasında hayatınıza gelecek her türlü kişi, ilişki, ortaklık, partner, imza, karar, düşünce. Şunu bilin ki hayatınızda çok uzun bir süre sizinle birlikte hareket edecektir. 3 Haziran tarihinde Koç burcundaki Venüs'ün bir de Uranüs'te kavuşumuna tanıklık edeceğiz. Haziran ayının ilk haftasında terazi ve yükselen teraziler sosyalliğiniz çok da artacak. İnsanlarla çok daha fazla dışarıda, eğlence mekanlarında zaman geçirebilir, yeni ilişkileri deneyimleyebilirsiniz. Yalnız Venüs-Uranüs kavuşumları ani, beklenmedik şans ve fırsatların, ki siz ilişkiler anlamında alacaksınız, hayatınıza ani bir şekilde girmesini, fakat bununla beraber süreci yanlış yönetirseniz ani bir şekilde de çıkacağını işaret eder. Çünkü Uranüs anlık, beklenmedik tepkiler vermenize neden olur. Evliyseniz, eşinizle olan ilişkinizde, değilseniz, hayatınızdaki partner ya da yakın arkadaşlarınızla olan ilişkinizde lütfen anlık tepkilerden kaçının. Çünkü biraz kendinizi tahammülsüz hissedebilirsiniz. Biraz sakin kalmak, acele etmeden karar almak ve davranmak önemli olacaktır. 4 Haziran tarihinde İkizler Burcu'ndaki Güneş'in Balık Burcu'ndaki Neptün'le bir kare açısını deneyimleyeceğiz. Şimdi normalde Güneş ve Neptün kare açıları hayatın içinde puslanmalar ve sislenmelerle alakalıdır. Olaylar bizim düşündüğümüzden farklı gerçekleşiyor olabilir veya bize öyle gelir. Hayatın içinde harekete geçmekte zorlanabiliriz. Biraz atalet duygusu, uyku hali, böyle adeta yeni bir işe başlamama durumu, motivasyon eksikliği yaşayabiliriz. Kendimizde, ilişkilerimizde insanların kendilerini bize açık etmediklerini düşünebiliriz veya biz öyle davranabiliriz. Ama Neptün işin içinde olduğu için tamamen bir illüzyondan bahsediyorum. Aslında gerçek bambaşka olabilir. Siz bu etkiyi çalışma hayatınız, insanlarla olan iletişim alanınızdan alacaksınız. Lütfen birlikte çalıştığınız insanlar veya çalışmıyorsanız günlük hayatı paylaştığınız insanlarla olan ilişkinizde veya diğer insanlarla olan iletişiminizde, onlardan duyduğunuz sözlerde çok emin olmadan hükme varmayın, yeni karar almayın. Yeni bir ortaklık imzası, yurt dışı bağlantılı bir işte, bir projede yeni bir karar veya yüksek öğreniminiz devam ediyorsa bununla alakalı yeni bir karar konusunda veya yeni bir işe başlamak, mevcut işi sonlandırmak anlamında çok uygun enerjiler olmayacak. Attığınız adımların sonradan sizde pişmanlık yarattığını, aslında sürecin farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenden dolayı ayın 10'una kadar beklemenizde fayda var. 6 Haziran tarihinde Koç burcundaki Venüs Boğa burcuna geçecek. Yani sizin gelirlerle ilgili alanınızda. 6'sından itibaren sosyalliğin biraz hafiflediğini, artık genel konsantrasyonunuzun parasal konulara kaydığını görebilirsiniz. Eğer ki başka kaynaklardan beklediğiniz paralar varsa, finansal anlamda yeni bir yapılanma içindeyseniz, borç, kredi veya miras, nafaka, öğrenci teraziler için burs konuları gündeminizdeyse, 6 Haziran'dan itibaren yaklaşık bir ay boyunca Venüs'ün size bu alanlarda yardımda bulunduğunu görebilirsiniz. Gene 6 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gündeme gelecek. Dolunaylar sonlanmalar ve tamamlanmalarla alakalıdır. Gökyüzündeki ayın yüksek ışığı gibi
hayatımızdaki bir takım sırların aralandığını ve olayların önümüze geldiğini görebiliriz. Siz bu etkiyi zihin dünyanız anlamında alacaksınız. Yay vurgusuyla beraber zihin dünyanızın çok daha ılımlı, olumlu bir yöne kaydığını görebilirsiniz. Kendinize yeni vizyon geliştirmek anlamında veya yeni bir eğitim kararı, bir seyahat planını sonlandırmak anlamında uygun enerjiler alacaksınız. Fakat dolunayın biraz çatışmalı, agresyona yönelik enerjisinden dolayı ağzınızdan çıkacak sözlerde veya yapacağınız yazışmalarda çok fazla gergin olmamaya, sağduyuyla hareket etmeye özen gösterin. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'ndaki Güneş-Merkür kavuşumu ile birlikte kariyer anlamında yeni bir takım oluşumların içinde olabileceğinizi, kariyere yönelik bugüne kadar getirdiğiniz düşünce kalıplarını geride bırakarak kendinize yeni bir düşünce sistemi açtığınızı görebilirsiniz. Çünkü 24 Haziran'da aynen gene Yengeç Burcu'nda, yani sizin kariyer hayatınızda bir yeni ay gündeme gelecek. Yengeç Burcu ev, aile, çocuk sahibi olma, yerleşim konularıyla alakalıdır. Fakat siz bu etkiyi kariyer alanınızdan alacağınız için yeni ay enerjisiyle beraber kariyerde veya aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde kendinize yeni bir yol ayrımı, yeni bir karar alabilirsiniz. Bu anlamda yeni bir oluşumun içine gidebilirsiniz. Tüm terazi ve yükselen terazilere çok güzel bir ay dilerim.